Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Peygamber rivayette buyurur. Bir insan 5 vakit namaza dikkat edecek olursa evet, Allah buna 9 türlü keramet verir bu adama. Namazlara devam edene 9 keramet. Evet. Birincisi, Allah bu adamı sever buyurur. 5 vakit namazı devamlı kılanı Allah sever buyurur. Sonra vücudu sıhhatte olur. Namazı çok kılan insanlarda hastalık bulunmur. Sebebi ne bakayım? İdman yapıyor. Gavurlar nasıl idman yaparlar onlar? Koşmuyor. Gavurların idmanı nedir? Koşmayla, otlamayla. Jimnastik. Jimnastik yapıyorlar. Bizim de şeyimiz, hangisi daha akla, ilme uygun bakalım? Onlarınki delice. Delice. Ha. İntizam olmadığından için o kadar faydası yok. Bak insan rükû'a verdiği vakit kan harekete gelir mi gelmez mi? Rükû'a varınca. Gelir. Rükû'a secde giderken kan yerinden oynar mı oynamaz mı? Oynar. Sonra ne yapıyorsun? 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane deyince ne olur? Dinenur mu, dinenmur mu kan? Dinenur olur. Dinenur. Sonra bir daha kalsın, harekete gelir, gene okursun, gene dinenir. Onlarınki de böyle şey var mı? Delice, delice bir şey. Onun için namazdaki idman faydası yok onlarda. Hastalığın çokları, çoğu gavurlarda. Müslümanlarda hastalık olmaz. Sonra melaike-i kiram namaz kılanı muhafaza ederler. Bak nereye giderse. Allah evine bereket verir. Her evinde sünnetleri kılarsa buyurur. Sonra Allah yüzüne nur verir. Namaz kılan insan yüzünde bir nur-u ilahi olur. Kalbine merhamet gelir. Bakarsın hayvanlara, karıncaya bile merhamet eder. Sonra sırat köprüsünde cennete giderken şimşek gibi gidecek. Kitaplar diyor ki bazı adamlar sırat köprüsünü geçince yahu biz dünyada sırat köprüsü işitirdik. Nerede deyince geçsin diyecekler. Bak geçiyor da haberi olmuyor. Cenab-ı Hak cennetten kurtarır. Sonra Cenab-ı Hak Peygamber-i Azam, evliya, melaikelerle beraber bu adını öyle zevk sefa içinde bırakacak buyurur.